Beşiktaş-Fenerbahçe maçına saatler kala heyecan da artmaya devam ediyor. Ve son dakika haberleri de gelmeye başladı. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında iki ezeli rakip karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında ağır yara alarak tur şansını zora sokan Beşiktaş bu akşam kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Sarı lacivertli ekipte ise üst üste alınan galibiyetlerin ardından moraller oldukça yerinde. Seferberlik ilan edildi. Beşiktaş derbisi için seferberlik ilan eden Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyet futbolcuları motive etmek için özel çaba sarf ediyor. Vodafone Park'taki soyunma odasının duvarları Medipol Başakşehir maçında olduğu gibi sarı lacivert duvar kağıdıyla kaplanacak. Böylelikle futbolcuların kendilerini evlerinde hissetmeleri de sağlanacak. Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ise şu şekilde. Kalede Fabri, defans sağ bekte Gökhan Gönül, ortada Geri Medel, Dusko Tosic, Adriano sol bek, Atiba orta, ön libero diyelim. Toygalı Aslan arkadaşlar ortada, Ricardo Quaresma sağ açık, Oğuzhan Özyakup yine orta sağda, yani santrafor tarzı oynayacak. Ryan Babel sol bek, sol açık, Wagner Lavis arkadaşlar forvette olmak üzere muhtemel bu 11 ile çıkması bekleniyor. Fenerbahçe'nin ilk 11'i ise şu şekilde. Kalede Volkan Demirel, defansta Isla, Roman Neustadter, Luis Neto, İsmail Köybaşı, ortada Mehmet Topal, De Souza, Nabil Dirar, Atıf Çeyşu, Giuliano ve forvette Josef Fernandão oynayacak. Kanarya ise bu maçta bir adım önde. Beşiktaş ile Fenerbahçe karşısında bugün karşılaşmanın oynayacağı Dolmabahçe'de 167 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı lacivertlerin üstünlüğü dikkat çekiyor. Sarı lacivertler Kartal'ın evinde 59 kez kazandı. Beşiktaş ise 57 galibiyet elde etti. Fenerbahçe deplasmanda 204 gol atarken siyah beyazlılar kendi evinde 194 adet gol attı arkadaşlar. Derbiler ise kızarıyor. İki takımın son 15 sezonda yaptığı 42 maçta 33 kırmızı kart çıktı. Beşiktaş'tan 20, Fenerbahçe'den 13 futbolcu kırmızıyla oyun dışında kaldı. Son derbi de Kanarya'dan 2, Kartal'dan ise 3 oyuncu atıldı. Ligde Fenerbahçe üstün. Beşiktaş ile Fenerbahçe 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında 123 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Kanarya'nın 46, Kartal'ın ise 38 galibiyeti bulunuyor. 39 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ligdeki gol sayıları birbirine çok yakın. Sarı lacivertliler Beşiktaş filelerini 136 kez havalandırdı. Beşiktaş'ın ise 133 golü bulunuyor. Yani arkadaşlar buradaki istatistiklerden de anlayacağımıza göre Beşiktaş puana hasret ve muhtaç. Çünkü son Konyaspor beraberliği var bildiğiniz üzere. Fenerbahçe biraz daha rahat çıkıyor. En kötü deplasmanda bir puan da alsak yeter diyor. Ve arkadaşlar bildiğiniz üzere Beşiktaş Bayern Münih'e Domagoj Vida'nın kırmızı kart görmesinden sonra 5-0'lık bir mağlubiyet aldı deplasmanda. Ve arkadaşlar kendi evindeki maçı biraz prosedür, formalite olarak oynayacak. Onun için lige önem verdi ve taraftar tepkisinden de korkuyorlar. Bu maçı almak zorundalar. Çünkü bir dahaki maç Trabzonspor deplasmanında ve arkadaşlar o da bir derbi. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi maçı var arkadaşlar. Ondan sonra Fener'le iki defa kupa maçı var, rövanşlı. Ondan sonra Gençler Birliği ve ondan sonra arkadaşlar Beşiktaş'ın karşılaşacağı rakip Başakşehir. Yani çok zorlu bir süreçten geçiyor Beşiktaş. Bu dönemde ya patlayacak ya da takımları patlatacak. Şampiyonluğa doğru iyi bir adım atacak arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Dertli Bestekar kanalına abone olup videoya beğeni yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.